önlem alınacaksa, bir tedbir alınacaksa bu 14 gün kuralı tüm dünyada yapılmalı. Şimdi inanmadığım bir şey olduğu için herhangi bir durum yok bence pandemiyle alakalı. Ondan dolayı da atlatılacak da herhangi bir durum yok. Ben vakaların daha da artacağını düşünüyorum. Aksine azalmayacak. O yüzden daha sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini de düşünüyorum. Şu an çarşı çok kalabalık. Evet, gelir. Zaten gelmeli de. Çünkü dikkat etmeyen binlerce insan görüyoruz. Ve vaka sayılarının artmasının sebebi de insanların dikkat etmemesi yani. Bu bir oyalamaca taktiği. Bana göre bu bir süreç değil yani. Bakan Fahrettin Koca vaka sayıları düşmezse yasak genişler dedi. Sizce yeni tedbirler gündeme gelir mi? Tabii gelmesi lazım. Şu an yasaklar o kadar da güçlü değil bence. Ve gelmesi lazım her yer. Kafeler kapandı, çok iyi. Ne bileyim, yurt dışından gelenlere Covid testi yapmak lazım. Bunun gibi yasaklar olması lazım. Her yer kapansın. Yani hafta sonu gelsin bence. Ama hafta içi de yani lokantalar falan açık olsun. Ben bunu diyorum. Yani sigara içme, bir şey içme. Yani gidip de herhalde kalabalığın içinde içiyor değil ya herkes. Gezdiği yerde de içmek yasaklasın. Yeni tedbirler zaten gündeme alınmalı. Alınmayacak olursa vaka sayılarının artacağından hepimiz adımız gibi eminiz. Zaten bu olayın bu kadar abartılması, yani 15-20 günlük bir sokağa çıkma yasağı olmuş olsa bu hastalık tamamen azalacaktı. Ama yani bunu devlet olarak yapılmadığı için vaka sayıları artıyor. Gelmeli, gelir de yani böyle giderse. Ben Kayseri'deyim yani, şu anda özel halk otobüs şoförüyüm. Şimdi böyle giderse zaten bizim vatandaşımıza mesafeyi sağlayamazsınız. Ne kadar da mesafe dedersen dedi de boş. Yani millet bellemişler iç içe girmeyi, sıklaşmayı. Yani bu bir çare değil. Gelir, evet. Gelir. Bence gelir. Çünkü milleti görüyorsunuz yani. Yaşlısı da genci de hepsi geziyor. İşi olan da geziyor, olmayan da geziyor. Bence gelmeli. Gelmesi lazım çünkü vaka Türkiye'de bayağı arttı. Kayseri'de bizim halkımız da biraz bilinçsiz davranıyor bu konuda. Kendi yani tedbirli almadıktan sonra hastalığımız da ister istemez çoğalır yani. Ki adam maske kullanmıyor. Adam ellerini yıkamayı, temizlik yap bilmeyen insanlarımız var yani. Şu anda halen daha devam ediyor. Yani diyeceğim bu yani. Başka bir şey de yok. Evet, gelir. Gelmesi de gerekiyor. Bir an önce sıkı tedbirlerini alıp en azından bu dönemi biraz sıkışsak da bunalsak da daha rahat geçirmem için bu tepkilerin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, yani yasak biraz daha genişler diye düşünüyorum çünkü vaka sayısı artıyor. Gelebilir. Ben vakaların daha da artacağını düşünüyorum. Aksine azalmayacak. O yüzden daha sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini de düşünüyorum. Şu an çarşı çok kalabalık. Yaş kısıtlamasının getirilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Evet, gelir. Zaten gelmeli de. Çünkü dikkat etmeyen binlerce insan görüyoruz. Ve vaka sayılarının artmasının sebebi de insanların dikkat etmemesi yani. Yeni tedbirler bir defa şu son yapılan tedbir bana göre tedbir değil. Bilimsel olarak bu işin uzmanları bu işin dünya genelinde 28 gün olmasını. Hadi diyelim profesörler de bunu olsa 14 gün yani 2 haftalık süreye indirilmesi. Olması gereken bu. Bu bir oyalamaca taktiği. Bana göre bu bir süreç değil yani. Yani şimdi hayat normal döndü. Zaten akşam evimize varıyoruz. Zaten kimseye gidemiyoruz genel olarak. Eşimize, dostumuza, komşumuza. Yani bu bence önlem değil. Sadece bir yere merhem sürmek. Ama ne derece fayda oldu? Çok küçük minimum yani. Bu önlem değil. Gerçekte olması gereken önlem dünya literatürüne göre yani 2 haftalık diğer adıyla 14 gün bir süre olması lazım ki gerçek rakamlar ortaya çıksın. Yoksa yanılırız. Yanıltılıyoruz zaten. Gerçek rakamlar da asla ve asla verilmiyor. Bunu hepimiz de biliyoruz. Bence şöyle, bu alınan tedbirler bana biraz hani çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Daha önce de dediğim gibi eğer hani şey yapılacaksa, hani bir önlem alınacaksa, bir tedbir alınacaksa bu 14 gün kuralı tüm dünyada yapılmalı. Yani tüm dünyada aynı anda hani 14 gün, 15 gün veya bir ay olabilir, bilmiyorum. Hani bunlar yapılmalı. Daha sonrasında yani olan vaka sayılarına göre öyle bir yol izlemeliyiz. Evet, vaka sayısı gitgide artıyor. Bundan kaynaklı olarak da tedbirlerin genişleyeceğini düşünüyorum. Ama bu tedbirlerin genişlemesi ülkemiz açısından ne kadar faydalı olur? Yani belki vaka düşebilir ama uzun vadede ekonomiye yansıyan, negatif yönde yansıyan olay biraz daha fazlalaşır gibi geliyor. Ya benim açımdan şahsi düşüncemi sorarsanız, şu maskeyi bile ben zorunlu olduğu için takıyorum. Sizce yeni tedbirler ne olmalı? Hafta sonları bayağı kısıtlama yapsınlar. Bence öyle. Yani tutup da yani öyle saat mesafe olmasın. Yani önceki gibi, Mart'taki gibi
hafta sonları kısıtlama yapsın. Yeni tedbirlerin en önemlisi zaten 15 günlük bir karantina süreci yapılacak. Hiçbir şekilde kimse dışarıya çıkmayacak. Yani çalışanı da olsa, memuru da olsa çıkmayacak. Sadece fırınlar açık olacak. Ona da görevliler sadece çıkacak. İnsanların ekmeğini getirecekler. Herkes de maske mesafe kuralına uyduktan sonra bu olayın çözüleceğine inanıyorum ben. Vallahi dediğim gibi yani şimdi tedbirler öncelikle tamam insanlar yani ekmek için uğraşıyorlar ama hafta sonu akşam değil de gün içerisinde yani iki gün boyunca hiç çıkmayacak eskiki yaptıkları gibi. Yani böyle mantıklı olur. 14-15 gün tamamen vatandaşın, esnafın masrafları karşılanacak hükümet tarafından. İçeride kalacak. Yasak uygulanacak. Vay efendim ticaret yapak, şunu yapak, bunu bırakak falan yapak. Kafaya 65 yaşa takak. Bu işine bu iş bitmez. Komple yasağı koyacaklar. Herkes 15 gün evinde kalacak. Ondan sonra A'sı, siyahı her şeyi belli olacak. En azından hafta sonu sokağa çıkma yasağı. Daha sonra da ekonomiyi de tabii bu anda göz önüne bulundurmak lazım. Hafta içi de akşamları en azından sokağa çıkma yasağının gelmesine uygun olacağını düşünüyorum. Bu en azından bir milli beka meselesi olarak görüyorum. Bir an önce bu yasakların gündeme gelip bir an önce bu süreci atlatmamız gerektiğini yoksa bu şekilde giderse daha çok sıkıntılı günler yaşayacağımızı düşünüyorum. Biraz daha önce kısıtlama biraz daha geniş yani çap açılmalı yani biraz daha saat olsun. Bence öyle olmalı. Sadece çalışanlar çıksa yeter. Teşekkür ederiz. İnsanların kurallara uyması gerekiyor. Sosyal mesafedir, temizliğidir, el hijyeni. İnsanların buna uyması lazım yani. Biz halk olarak gerçekten çok bilinçli davranıyoruz bu konuda. Yani yeni tedbirler bence özellikle bu yaşlı 65 yaş üstü. Yani onlara biraz daha önlem artarsa daha iyi olur. Bizim gençler biraz daha tabii aktifiz. 65 yaş üstüne yani önlem gelmesini düşünüyorum ben. Daha doğru olacağını düşünüyorum. Ya dediğim gibi yaş kısıtlaması gelmeli. Bir defa çalışan kitle dışında kesinlikle insanların keyfi şekilde dışarı çıkmaması gerekiyor. Çünkü toplu taşıma araçları hınca hınç dolu. Yani birinin hasta olması, oradaki o otobüsteki aslında birçok insanın hasta olması demek. O yüzden çalışan kitle dışında hiç kimsenin dışarıda olmasına ihtiyaç yok bence. Yani yine evde hani... Sokağa çıkma yasağı olarak olabilir veya ne bileyim AVM'lerin kapanması olabilir. Hani eğitim kısıtlandı ama AVM'ler veya sosyal hani hayatımız devam ediyor. Kütüphaneler olsun yine o bile bir nebze kullanabiliyoruz ama yine de dediğim gibi alışveriş merkezleri özellikle yani sınırlandırılmalı en azından bence. Yeni tedbirler işte onların dediği bu işin uzmanlarıyla görüşmek lazım. Yoksa ben ekonomist değilim, sağlıkçı değilim. Bir bilene danışmak lazım. Onların deyimine göre de dedim ya 14 gün olmazsa bu işi çözemeyiz. 14 gün değilse de 10 gün yapabilmeliyiz. Bunu yapmadığımız zaman biz bu işi başaracağımıza ben pek inanmıyorum, kanaat getirmiyorum. Bence yeni tedbirler hiçbir zaman olmamalı. Normal hayata devam edilmeli. İnsanlarda panik havası yaratılıyor. Bu panik havasını olabildiğince aşağı çekilmeli. Ekonominin de yavaş yavaş düzelmesini umut ediyoruz bu yönde. Yani benim şahsi düşüncem tedbirlerin hepsinin komple kaldırılmasından yana. Pandemi süreci nasıl atlatılır? Şimdi inanmadığım bir şey olduğu için herhangi bir durum yok bence pandemiyle alakalı. Ondan dolayı da atlatılacak da herhangi bir durum yok.